Sevgili seyirciler, tarihin her döneminde Türkler üzerinde Haçlı seferleri gerçekleşti. Anadolu'ya Haçlı seferler yapıldı. Ama her seferinde Türk milleti kendisine karşı yapılan bu saldırıları püskürtmeyi başardı. Gerek Selçuklu döneminde, gerekse Osmanlı döneminde Anadolu üzerine yapılan çok sayıda Haçlı seferini görüyoruz. Kimi Kosova'da nihayet buldu, kimi başka yerlerde buldu. Ve bu bir silsile şeklinde devam etti. Bunun son örneklerinden biri de 1915 yılında Çanakkale'de gerçekleşti. Çanakkale'de dünyanın en güçlü ülkeleri birleşerek Türkler üzerine yürüdüler ve Türkiye'ye saldırdılar. Yüz binlerce insan kaybedildi. Gerek Türklerden, gerekse saldıran işgal kuvvetlerinden binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. İşte Manchester şehrinde şu anda bu bölgeden, Manchester şehrinden ve bu bölgeden Çanakkale Savaşı'na katılan İngilizler anısına bir anıt görüyoruz. İşte Gelibolu anıtı. Buradan kalkan, buradan hareket eden askerler ve bir tabur Çanakkale önlerine kadar gittiler ve bunların çoğu tabii hayatını kaybetti. Şimdi onların anısına yapılan bir anıtın tam karşısındayız ve etrafında bir park var. Hava bugün çok güzel, güneşli bir hava var. Her taraf çiçekler, pırıl pırıl ve insanlar oturuyorlar ama burada da bir hatıra var. O dönemden günümüze kadar yansıyan bir hatıra ve bizim gözümüzde bir anda bütün Çanakkale Savaşı'nı, Haçlı seferlerini, o dönemde yaşanan acı olayları yeniden gözümüzde canlandıran bir hatıra. Bu konuyu en iyi bilenlerden biri Salim hocamız. Salim hocamız gerçekten gerek yakın tarih, gerekse İslam tarihiyle ilgili araştırmalarıyla öne çıkan bir aydınımız, bir tarihçimiz. Ona ben sormak istiyorum. Bu anıt ne zaman yapıldı hocam? Evet. Bu anıtın yapılırken temel felsefesi nedir size göre? Şimdi tabii tarih boyunca İngilizler ve Türkler karşı karşıya giriyorlar çeşitli vesilelerle. Bunun en talihsiz dönemlerinden birisi de Birinci Dünya Savaşı olmuştur maalesef. Çeşitli cephelerde İngilizlerle karşı karşıya geldik. Bu savaşın en önemli kısmı Çanakkale'de cereyan etti 1915 yılında. Ve bu savaş için İngiltere'nin Manchester şehrinin bu bölgesinden, yani Ardwick bölgesinden giden 8. Tabur adına dikilmiş bir anıttır bu. Burada askere giden ve bir kısmı şehit olan, bir kısmı dönen askerlerini hatırlamak için dikilen bu anıt bu bölgenin içerisinde bu halka bu tarihi hatırlatmaktadır. Tabii Türkiye'de nasıl bizim kayıplarımız için biz anıtlar dikiyoruz. İngilizler de kendilerine göre inandıkları bir dava uğruna savaşa katıldılar ve orada İngiliz tarihin en büyük mağlubiyetini tatmış oldular ve bu savaşı hatırlamak için bu anıtı buraya dikmişler. Tabii İngiliz-Türk ilişkileri tarihin çok eski dönemlerine gidiyor. Mesela 3. Murat döneminde 1570'li yıllarda burada 1. Elizabeth dönemi oluyor. Karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Karşılıklı çok kıymetli hediyeler birbirine gönderiliyor. İyi ilişkiler tesis ediliyor ve İngiliz tüccarlarına Türkiye'de serbest ticaret yapma hakkı tanınıyor. Ve aynı dönemde İngiltere'nin İspanya ile çok büyük problemi vardı. İngiliz donanması İspanya donanması ile karşı karşıya geliyor ve büyük bir ihtimalle savaşın sonucu İngilizlerin bu savaşı kaybedeceğiydi. Fakat İngilizler Osmanlı padişahından yardım isteyerekten bu problem konusunda kendilerine bir çözüm bulmasını istiyorlar. Osmanlı ordusu da donanması da Akdeniz'de İspanyollara karşı bir tehdit unsuru oluşturaraktan İngilizlerin kesin olarak yenilmesi beklenen bir savaştan İspanya ordusunun donanmasının ikiye ayrılmasını temin ederekten savaşı İngilizlerin kazanmasını sağlıyor ve İngiliz gazeteleri çok yakın bir zamanda biz bu savaşı kazandık ama bunu Türkler sayesinde kazandık şeklinde ilk defa itiraf ettiler. Yine 2005 yılında biliyorsunuz Avrupa'da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müracaatı ile ilgili çok önemli bir dönüm noktası yaşandı. Türkiye'nin devam edip etmeyeceği ile ilgili bir kısım problemler vardı.
Hatta hatırlarsınız Tayyip Erdoğan uçağını hazırlamıştı, tam dönecekti vesaire. O günlerde burada bir gazetede, İngiltere'nin en büyük gazetelerinden birisinde The Independent gazetesinde şöyle bir başlık çıktı. Biz Türklere neyi borçluyuz tarzında. Altı başlık altında Türklere borçlu olduğumuz konuları incelediler. İşte çok ulusluluk, ticari ahlak ve ticaret yapma metotları, sanat, askeri yöntemler ve bilim konusunda çok şeyi Türklerden öğrendiğini ve biz Türklere bu konularda çok şey borçlu olduğumuz için bu komşumuzu kucaklamamız lazım geldiğini itiraf etmişlerdi. Dolayısıyla Türkiye-İngiltere ilişkileri bağlamında özellikle medeniyet çerçevesinde yapılan ilişkiler, karşılıklı etkileşimler son derece önemlidir. Ama savaş bağlamında da maalesef bir takım tarihsiz ilişkilerimiz az da olsa olmuştur. Bu anıtta bu ilişkileri ölümsüzleştirmek için İngiliz askerleri adına dikilmiş bir anıttır. Aslında Çanakkale Savaşı'nda işgal kuvvetleri içerisinde İngilizlerin tabii çok küçümsemeyecek bir rolü var. İngiliz ordusunun ve İngiltere Devleti'nin. Dolayısıyla böyle bir yenilgi de herhalde İngiltere tarihi için çok acı bir tarih olsa gerek. Evet, çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü bu savaş için, özellikle Çanakkale Savaşı için İngilizler dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş büyük savaş gemileri inşa ettiler. Ve ilk defa buraya gönderdiler. İşte Elizabeth zırhlısı, Bouvet zırhlısı, Fransızların vesaire. Ve o dönemki Churchill'in ifadesiyle bunları Tanrı bile batıramaz tarzında bir ifadesi vardı. Maalesef beklediği gibi olmadı. Orada İngiliz tarihinin en büyük mağlubiyetini ve en büyük savaş malzemesi kaybını yaşadılar. Bunu da yaşatan Türk askerleri, Türk ordusu, Osmanlı ordusu oldu. İngilizler için tabii bu unutulmaz bir hatıra. Gelibolu deyince İngilizler bunu acı bir şekilde hatırlıyorlar. Evet sevgili seyirciler, gerçekten enteresan bir tespit. İngiltere'nin ortasında ta Manchester şehrinde bir Çanakkale anıtı, Gelibolu anıtı ve burada Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden ya da savaşa katılan İngiliz askerleri adına yapılan bir anıt söz konusu. Dünyanın en güçlü ordularına karşı, en güçlü gemilerine karşı kahramanca direnen ve tarihin en büyük destanlarından birini yazan Çanakkale şehitlerini, Çanakkale aslanlarını buradan bir kez daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.